Merhaba sevgili arkadaşlar. Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bu güzel el çantamızın yapılışını anlatmaya çalışacağız. Ben bunu bu şekilde yapmayı planladığım için şimdilik böyle koydum. Sade halini de şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde çok basit, pratik ve kullanışlı bir çanta oldu bence. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi çantamızı nasıl hazırladık? Birlikte onu izleyelim. Evet arkadaşlar, malzeme olarak ben şöyle makrome ipi kullanacağım. Şu şekilde göstereyim. Çanta saplarım var. Bu şekilde bulup temin ettim ben. Yuvarlak da oval da farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Elinizdeki imkanlar dahilinde. İpimle uyumlu olarak da 4 milimlik tığ tercih ettim arkadaşlar. Daha kalın ip kullanırsanız daha kalın bir tığ kullanabilirsiniz. Ya da örgünüze bağlı ayarlayabilirsiniz tığınızı. Şimdi çanta saplarımızdan bir tanesiyle başlıyoruz. Öncelikle ipimizi aldım. Bu şekilde bir zincir çektim. Çanta sapımızdan şu şekilde bir ekleme yapıyorum. Buraya sabitledim arkadaşlar sık iğneyle. Şimdi zincir çekeceğim. Tahmini 65-70 tane zincir çekmeyi planlıyorum. İstediğiniz boyuta göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi önce zincirimi çekeyim. Sonra ne demek istediğimi anlatacağım. Hemen bir sayacağım zincirimi. Evet, 75 tane zincirim var şu anda arkadaşlar. Şöyle uzattım, bakın. İkiye katlıyorum. Tekrar buraya tutturacağım için sap kısmına çantanızın yüksekliğinin, yani derinliğinin ne kadar olmasını isterseniz zinciri o boyda ayarlayabilirsiniz. Bunu sap kısmınızın genişliğine ve yüksekliğine orantılı olarak da ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi daha büyük derin bir çanta olsun isterseniz bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hani göz kararı, ben 75 tane çektim. Şöyle baktığımda şu derinlik benim için kafi arkadaşlar. Şimdi 75 tane zincir çektikten sonra diğer çanta sapımı alıyorum. Buradan şu şekilde yine sık iğne ile zincirimi buraya sabitliyorum. Evet, şu şekilde bakın. Bu şekilde sıkıladıktan sonra geri döneceğim. İpimi şöyle alıp çevireyim. Evet, şimdi oldu. Şimdi buradan tek tarafını alacağız zincirimizin ve sık iğne yapacağım. Bu şekilde bakın, tek sadece bir tanesini alıyorum ve sık iğne olarak ilerliyorum ta ki diğer uca kadar. Bu şekilde zincirin şu ucuna dek öreceğiz arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi şu şekilde tekrar alttan ilmek alıp sapımızın etrafında dolandıracağız. Buraya sabitleyeceğiz.
Sonrasında hemen aynı yerden dönüp yine sadece bakın arka telini alıyorum. Şöyle değil, hani sık iğnenin tepesine aldığımız gibi değil de sadece şuradan alıyorum. Bu şekilde diğer uca kadar yine devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna yine geldim. Bu defa aynı şekilde buradaki sap kısmına sabitleyeceğiz. Şöyle en sondaki ilmeği de yine arka tekliden alıyorum. Şekilde sıkılayıp dönüyorum ve yine ilkine batıyorum. Bu defa aynı şekilde karşı tarafa gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz genişliğe ulaşana dek. Tabii ki hani bu sap kısmının benim formumda olanlar çanta sapı. Burasının dolması öncelikle önemli. Hani arada küçük kalmaması öncelikli o, ama daha da istersem sıkıştırıp hani daha geniş istersem genişletebilirim çantamı. Şimdi bu şekilde örerek devam edeceğiz. Şöyle bu şekilde gide gele çantamızın tamamını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatarak devam ediyorum. Son kısma geldiğimde bitirme detaylarıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, çantam şu anda bu boya geldi. Şöyle göstereyim. Epeyce ördüm. Fakat elimde iki tane ip var. Bu şekilde ipimin yetmeyeceğini anladığım için şimdi araya başka renk katmak istedim. Şu şekilde katladığımda bakın, İkinci bir iple ancak kare formunda bir çanta elde edebileceğim. Ha minik olsun, ufak olsun, elime göre olsun derseniz tabii ki o şekilde de yapabilirsiniz siz. Ama normal şartlarda tek renk gidip bitirmeyi planladığım çantamı, çünkü biraz daha hani şu kısımlar şöyle sıkı dursun ve çantanın alt kısmı daha geniş olsun istiyorum ben. Bu formu verebilmek için de iki ip yetmeyecek. Onu anladım ördükten sonra. Çünkü dediğim gibi ilki bitti burada. Şöyle bir renk katacağım ben araya. Bu birazcık daha spor görünmesini sağlayacak çantamın, ama sıkıntı yok. Bu şekilde de kullanabilirim diye düşündüm. Şimdi bu ipi ekleyeceğim. İlk ipim bitti. Bittiği yerden öncelikle hemen makasımı alayım. Şöyle zaten dibine battım, buraya sabitleyip keseceğim. Makrome ipi böyle kaygan bir ip olduğu için atacaktır. Onun için şöyle bir düğüm yapıp onu tam dibinden yakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ipim yetse böyle bir şey planlamamıştım, ama bulunduğum yerde temin edebildiğim bir ip de değil şu anda. Hemen yapmak istediğim için de bakın bu şekilde yakıp burayı sabitledim. Şimdi ikinci renk ipimi alacağım. Ve buradan yeni başlıyormuş gibi başlayıp sap kısmından siyahı ördüğüm gibi devam edeceğim.
şekilde sabitleyip şuradan siyah örgümü, ipimi normal sırasından örmeye başlıyorum. Ve şimdi muhtemelen siyahın olduğu sıra kadar bundan örmeyi planlıyorum ama gidişata bağlı istediğim boya göre ayarlamak istiyorum çünkü. Şimdi bununla devam edeceğim. Bir bu kadar yaptıktan sonra da dediğim gibi tekrar siyah, diğer bir tane kalan siyah ipimi bağlayıp aynı bu şekilde moru bağladığım gibi sonrasında siyahı bağlayıp bitene kadar da yine aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Sadece burada ip değiştirmeyi göstermek istedim. Benim gibi elinizdeki iplerle örmek istersiniz diye. Yeni alacaksanız da zaten yetecek kadar alırsınız. Ben şimdi bu şekilde devam ediyorum. Evet, çantamın örgü kısmını tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde en uç kısmını yine sıranın sonuna gelip sap kısmına sabitledikten sonra yakarak bitirdim. Şimdi şöyle bir katlayalım bakalım ne şekilde olmuş. Çantamız kullanacağımız sapa göre şu alt kısmının şekli değişkenlik gösterebilir. Benim sapım da bu şekilde durdu. 2,5 tane toplamda makrame ipi kullandım. Ölçü olarak şöyle kaba bir ölçü vereyim sizlere. Kaçıp gitti derseniz diye. 36 santim genişliği. Şu 20 santim civarı da yüksekliği çantamı şöyle göstereyim. Şimdi şu kısımlarını birbirine dikerek birleştireceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da. Şöyle kalınca bir ipim var, iğnem var pardon, büyük geniş delikli ipimi taktım. Şu üst kısımdan başlayıp alta doğru dikeceğim. Kullanacağınız tekneye göre içten ya da dıştan dikebilirsiniz. Şu şekilde karşılıklı ilmekleri tuttura tuttura dikelim. Şimdi bu şekilde hem burayı bitireceğim hem burayı bitireceğim. Dikişimizi tamamlamış olacağız. Evet, dikişte en uç kısmına geldim. Şimdi şöyle içe doğru batıyorum iğnemi. Tamamıyla içine çektim. Tersini çevireceğim. Ve buradan iç kısımdan tutturup yakarak sabitleyeceğim.
bu şekilde tekrar atmasını da engellemiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde dikişimizi tamamladık. Evet arkadaşlar, dikişleri tamamladım. Yalnız başta hesap etmediğim bir şey var. Bu ağız kısmını sonradan fark ettim. Üstten bir 5-6 tane ilmeğin dikişini yeniden açtım. İkinci tarafı dikmeden, ikinci tarafı da alttan başlayarak diktim. Çünkü ağız kısmı çok dar oldu bitiştirildiğinde. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Sadece süsleme detayları kaldı. Ne şekilde istersen, ya böyle sade de kullanabilirsiniz tabii ki, ama süsleyebilirsiniz. İkinci renginizle bir çiçektir, püsküldür, herhangi bir motiftir, dilediğiniz şekilde süsleyerek kullanabilirsiniz. Ben muhtemelen şöyle hazır arkası cırtlı bir peluş süs kullanacağım. Böyle düşünüyorum, en azından şu an için fikrim değişmezse eğer. Bunu buraya dikeceğim ve bu şekilde tamamlayacağım ben çantamı. Süsleme kısmı tamamen kişisel ve zevkinize göre arkadaşlar. Sonrasında keyifle kullanabilirsiniz çantanızı istediğiniz şekilde. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Hoşça kalın.